Merhaba sayın seyirciler, Metin Uç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimize sıcak bir haberle başlıyoruz. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir kilisenin yakınında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Bağdat'ın güneyindeki Ed-Dora semtinde Mayohena Kilisesi civarına park edilen bomba yüklü araç Hristiyanların kiliseden çıktığı esnada infilak etti. Olayda ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtiyor. BDP bugün de Serhat bölgesi adaylarını açıklıyor sayın seyirciler. Van'da şu saatlerde devam eden aday açıklama törenine BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Van merkezde bulunan Diren Düğün Salonu'nda düzenlenen törende Demirtaş'ın yanı sıra BDP Grup Başkan Vekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Serhat Milletvekilleri Nazmi Gür, Halil Aksoy, Mülkiye Birtane, Adil Zozani ve Hüsamettin Zenderlioğlu yer alıyor. Ayrıca BDP'li belediye başkanları ile yardımcıları, il başkanları ve yöneticileri de törende hazır bulundu. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarıyla donatılan salonda yüzlerce kişi önce saygı duruşunda bulundu. Toplantı Demirtaş'ın konuşmasıyla basına kapalı olarak devam ediyor. BDP eş genel başkanı Ahmet Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gültan Kışanak seçim çalışmalarını değerlendirdi. Kışanak, Kürt siyasetinin eş başkanlık sisteminde büyük bir deneyim ve anlayış açığa çıkardığını belirtti ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin felsefesinde genel ve büyük iddiaların olduğuna dikkat çekti. Kışanak sözlerini şu şekilde sürdürdü. Aslında Diyarbakır'da tabii Diyarbakır'ın kimliğine uygun, misyonuna uygun güçlü bir sonuç açığa çıkarmak gerekiyor. Biz bu yerel seçimlere Kürt halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir aşama gözüyle bakıyoruz. Bu demokratik kazanımlarımızı güçlendirdiğimiz, öz yönetim imkanlarını açığa çıkarttığımız ve Kürtleri şimdiye kadar inkar eden tüm sömürgeci politikaları boşa çıkarttığımız bir seçim gözüyle bakıyoruz. Bu kadar genel ve büyük bir iddiamız var ortada. Tabii genel iddiamız bu kadar büyükse bunu en iyi gerçekleştirmesi gereken yerlerden biri de hatta biri Ahmet'tir. Ahmet'in Kürt halkı açısından, Kürt özgürlük mücadelesi açısından çok önemli, çok ayrı bir yeri var. Çok tarihsel bir yeri var. Ahmet başlı başına Kürt yolsuzluk ve rüşvet operasyonu devam ederken birbiri ardına istifa haberleri gelmeye başladı. Sabah saatlerinde ilk olarak çocukları tutuklanan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in istifa haberi geldi. Şu dakikalarda ise ajanslar Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın hem bakanlık hem de vekillikten istifa ettiğini yazıyor. 17 Aralık'ta başlayan operasyonda aralarında Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, Güler'in oğlu Barış Güler, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 22'si tutuklanmıştı. Ek olarak Erdoğan Bayraktar yaptığı açıklamasında bütün olan bitenden Başbakan Erdoğan'ın da haber olduğunu belirtti ve onun da istifa etmesini istedi. AKP'nin bakanlarının, bürokratlarının evlerinden milyonların çıktığı şu günlerde Konya'da 40 günlük bir bebek soğuktan donarak öldü. Konya'nın Ereğli ilçesinde henüz nüfus kaydı bile olmayan 40 günlük ayaz bebek camları olmayan evlerinde zatürreden yaşamını yitirdi. Taşbaşı mahallesindeki iki katlı kerpiç evde yaşam mücadelesi veren iki çocuk annesi Maviş Eşme gece saat 3.30 sıralarında bebeği ayazı emzirmek için uyandı. Maviş Eşme, oğlunu yatağında hareketsiz halde buldu. Adli tıp bebeğin zatürreden öldüğünü açıkladı. Ayaz bebek camı kırık evde soğuktan donarak ölmüştü. Ölüm haberinin duyulduğu saatlerde Bakan Güler, oğlunun evindeki paraların sattığı villanın parası olduğunu iddia ediyordu.
AKP ile Gülen çetesi arasındaki iktidar kavgasına ilişkin yankılar ve açıklamalar devam ediyor. Bir değerlendirme de AKP eski milletvekili ve Mazlum Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal'dan geldi. Ünsal, sistemin temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin çok ciddi iddiaların olduğunu ve bu iddiaların üzerine gitmek gerektiğini belirten Ünsal, bu meseleyi siyasetin temizlenmesi için bir imkan olarak görmek lazım dedi. Ünsal, hem Başbakan Erdoğan'ın hem AKP temsilcilerinin hem de hükümete yakın medya gruplarının tepkilerine dikkat çekti. Ünsal, emniyette yapılan düzenlemelere ilişkin olarak da yürütme merkezli bir devlet inşa etmeye dönük bir yaklaşım olarak görüyorum dedi. Paralel devlet ve çözüm sürecine ilişkin kaygılarını da belirten Ünsal, çözüm süreci iktidar partisinin ya da devletin Kürtlere bir lütfu değildir. Çözüm süreci Kürtlerin kendi güçleriyle elde ettiği bir kazanımdır dedi. ...9 Ocak 2013 tarihi Kürt halkı için uluslararası komplocu güçler tarafından gerçekleştirilen diğer bir katliam tarihi. Paris'te 3 Kürt kadın devrimcinin katledildiği gün. Katledilen 3 kadın devrimciden biri de PKK kurucularından Sakine Cansız'dı. Mezopotamya yayınları Sakine Cansız'ın Hep Kavgaydı Yaşamam isimli kitabının 1. cildini yayınladı. Kitabın 1. cildi Cansız'ın yaşamını konu alıyor. Büyüdüğü koşullar ve ardından özgürlük mücadelesiyle tanışma şartları, mücadele süreçleri ve tutsaklık yılları. Kitabın başında Sakine Cansız'ın Ekim 1997 tarihli giriş yazısı var. Bir yıl önce kaleme aldığım notlarımı kitaplaştırma süreci de az kavgalı geçmedi sözleriyle başlayan ön söz, bir banyan Sakine Cansız başlığını taşıyor. Başlıktaki banyan sözcüğünün anlamını ve neden Cansız için böyle bir tanımlamada bulunduğunu da satır aralarında buluyorsunuz. Banyan, dalları sarkarak toprağa değer değmez kök salan, yüzlerce yeni ağaca dönüşen, Hindistan'da yaşayan bir ağacın ismi. Sakine Cansız'ın kitabı özgürlük hareketi tarihi aşamalarını kadın bakış açısıyla gören bir özelliğe sahip. Kitap katliamın yıl dönemi dolayısıyla 11 Ocak'ta Paris'te düzenlenecek büyük yürüyüşte okuyucularıyla buluşacak. İnsanların içinde bulunduğu durum. Halep'te rejim helikopterlerinin varil bombalı saldırıları devam ediyor. Saldırılarda Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksut Mahallesi ve civarı da hedef alınıyor. Suriye İnsan Hakları Örgütü 9 günden bu yana bölgenin helikopterlerin bombardımanı altında olduğunu belirtti. 9 günlük saldırıların bilançosuysa ağır olduğu açıklandı. Saldırılarda toplam ölü sayısının 500'ü geçtiği kaydediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iç çatışmaların yoğunlaştığı Güney Sudan'a ek asker gönderme kararı aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un çağrısı üzerine konsey oy birliğiyle ek asker gönderimini kabul etti. Bu kararla Güney Sudan'a 5500 ek asker daha gönderilecek. Ülkedeki toplam Birleşmiş Milletler asker sayısı 12.500'e çıkmış olacak. Kararda aynı zamanda sivillere ve Birleşmiş Milletler personeline yönelik saldırılar da kınandı. Ve etnik çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yapıldı. Noel gecesi Katolik Hristiyan aleminin merkezi Vatikan'da düzenlenen büyük bir ayinle kutlandı. St. Peter's Kilisesi'ndeki törene yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Hristiyan aleminin ilk Avrupalı olmayan ruhani lideri Papa Francisco Noel konuşması yaptı. Arjantinli olan ve Mart ayında yapılan seçimlerle papa olan Francisco, Noel vaazında eğer kalplerimiz mühürlenmişse, eğer gururun, hilekarlığın, bencilliğin esiri olmuş isek o zaman içimize ve çevremize karanlık düşer dedi ve gurur ve bencillikten vazgeçin çağrısında bulundu. Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesinde ilahiler ve İncil'den mesajlar okundu. Vatikan'daki San Pietro Kilisesi'nde 10 bin kişi Noel törenine katıldı. Kadına yönelik erkek devlet şiddetinin yasal uzantısı yargının kendisi sayın seyirciler. 2010 yılında Dersim'in Ovacık ilçesinde 15 yaşındaki zihinsel engelli AKP ilçe eski başkanı Rıza Çolak'ın cinsel tacizine uğramıştı. 4 yıldır devam eden yargılama süreci Türk devletinin yargısına ayna tutuyor.
Davanın 20. duruşması görüldü. Sanık Rıza Çolak ve sanık avukatının mazeret bildirerek katılmadığı duruşmada AK'nin avukatları ve Dersim Kadın Platformu üyeleri hazır bulundu. Duruşmada söz alan AK'nin avukatı Reyhan Helin Bulut, Anayasa Mahkemesi kararlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek sanık Rıza Çolak'ın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti mevcut delil durumunu gerekçe göstererek bu talebi reddetti ve davayı 5 Şubat tarihine erteledi. Avukat Reyhan Helin Bulut, gelinen aşamada mahkeme heyeti mağdurun değil, sanık Rıza Çolak'ın koruma altına alınması gerektiği kararını vermiştir. Bu durumu hukuki olarak kabul etmemiz mümkün değildir, dedi. Son haberimiz Ahmet'ten. Ahmet merkez, ilçe, belde ve köyleri başta olmak üzere bölge illerinde yaşanan elektrik kesintileri halkı çileden çıkardı. Elektrik kesintilerine tepki gösteren Ahmetliler kesintiler nedeniyle mağdur edildiklerini belirtti. Bağlar ilçesinde kasaplık yapan Tuncay Değer adlı esnaf olarak kesintilerden dolayı mağdur olduklarını belirtti. Değer, kesintilerin bilinçli olarak yapıldığını dile getirdi. DEDAŞ'a defalarca başvurmalarına rağmen hiçbir yanıt alamadıklarını belirten Abdurrahim Aktaş ise, yetkililerin sorundan haberdar oldukları halde bilinçli olarak kesinti sorunu çözmediklerini belirtti. Bağlarda yaşayan halkın genel olarak yurtsever olduğunu ve bu kesintileri bu sebepten dolayı yapıldığını söyleyen İrfan Taş ise, köylerimizi yakanlar, bizi sürgün edenler ve katledenlerle elektriği kesenler aynı zihniyettir, dedi. Haberlerimizi sunduk sayın seyirciler. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.